Merhaba efendim, İçel TV'desiniz, İçel FM'desiniz. İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında İçel Gündemi programını şu anda canlı olarak takip ediyorsunuz. Mersin'de neler yaşandı sizlere aktaracağız programda ve tabii sahte içki, metil alkol zehirlenmeleri paniği devam ediyor Mersin'de ve Adana'da. Son 20 gündür Adana'da, Mersin'de ve Niğde'de sahte alkol içtikleri için metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 18'e yükseldi. Son 2 günlük süreç içerisinde de Adana'da ve Mersin'de hayatını kaybedenler oldu. 1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 18 kişi metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da 20 günde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 18'e yükseldi. Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ZS Adana'da, BG ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her iki kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden ZS ile BG'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Tabii ölümler üzerine Çukurova illerinde emniyet birimleri, jandarma ve belediye ekipleri de sahte içki operasyonlarını devam ettiriyorlar. Son olarak Adana'da yapılan bir operasyonda etil alkol ele geçirildi. Kaçak olarak tabii farklı bir mamülün bidonlarına konulmuş halde. Son 20 günde Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de bir kişinin sahte alkolden hayatını kaybetmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, Adana'da bir depoda üzerinde antifrizli cam suyu yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 2395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda cam suyu olmadığını, etil alkol olduğunu belirledi. Polis iki şahsı gözaltına alırken etil alkollere el konuldu. Hatırlayacaksınız, Çakmakçı kardeşlerin davası vardı. 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin, 2018 yılının Temmuz ayında Toroslar ilçesi Sarnıç bölgesinde yolun karşı tarafına yaya geçidinden geçmek isterlerken iddiaya göre aşırı süratli gelen bir sürücünün aracının çarpması sonucunda olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Evrim ve Ekin kardeşlerin elinden tutan teyzeleri de ağır yaralandı ve sakat kaldı. Bu kazada otomobili kullanan sürücü hapis cezasına çarptırıldı. 4 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Tabii aile bu cezayı az gördüğü için bu cezanın toplum vicdanını rahatsız ettiği gerekçesiyle davayı üst bir mahkemeye gönderdi. Adana'da üst mahkeme sürücüye verilen cezayı yükseltti. Ancak sürücüyü tahliye etti. Bu durum karşısında aile yıkıldı. Mersin'de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, İlknur Emine Yalçın'ın da yaralanmasına neden olan ve yargılandığı yerel mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sürücü, yeniden yargılama sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.
Mersin Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç mevkisinde 3 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada kuzenleri Emine Yalçın'la birlikte otomobilden inen 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin Çakmakçı adlı kız kardeşler karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada hızla gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sürücü Ramazan Topal'a taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 2 ay ceza vermişti. Ailenin istinaf mahkemesine yaptıkları itiraz sonucunda başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu. Sanığı taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Sonra da Ramazan Topal'ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, mevcut delillerin toplanması, sanığın teslim olması gibi faktörleri de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. 5 yıl olan 5 yıldan 4 yıl 2 ay olarak verilen karar 7 yıl olarak artırıldı. Fakat tahliyesine karar verildi. Ben şunu anlayamıyorum. Ramazan Topal'ın bu eylemi gerçekleştirirken ki her ne kadar defalarca kendini ifade etmeye çalışmışsak da tavrının neden kaynaklandığını anlatmaya çalışmışsak da çocuklarını ve ailesini korumak adına öngöremediği, kendisi için öngöremediği, daha doğrusu başlarına gelebilecek bir tehlikeyi savuşturmak adına çocuklarımıza vurduğunu anlatmak için defalarca uğraştık. Mahkemelerde sürekli bunu anlatmaya çalıştık. Bunun kendisinin hızından kaynaklandığını anlatmaya çalıştık. Çocuklarını korumak için yapmış olduğu bir manevrada benim çocuklarımı öldüren bir insana öyle bir tercih yapmış olan bir insana ki belki manevra yapsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Verilen bu cezaları kabul etmiyorum. Bunların toplum içinde toplumun yaralarını sardığını da düşünmüyorum. Trafikte bir değişim, trafikte bir kültür olsun isterdim. Evrimin değişimi temsil etmesini, Ekin'in kültürü temsil etmesini isterdim. Bu kararlar nereye kadar gider bilemiyorum. Keşke bir Evrim ve Ekin kararı çıkmış olsaydı diyorum. Bir yıldır hukuk mücadelesi veriyorduk. İlk günden beri kendimizi bütün mahkemelerde ifade ettik. Evet, kararı değiştirdiler. Fakat eşim kararı söylemişti. 5 yıl olan karar 7 yıl, 5 yıl 10 aya düşürüldü. Ama Ramazan T'yi tahliye ettiler. Biz bu tahliyeye hiçbir anlam veremedik. Çok üzgünüz. Biz gerçekten de bir senedir bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Bu hukuk mücadelesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelerek belli bir noktaya geldiğimizi düşündük. Bugün itirazlarımız karşılık bir kısım buldu. Sanığın cezası arttırıldı. Ancak bu bizim için yeterli mi? Değil. Trafik cinayetlerini engelleyici bir karar mı? Değil. Caydırıcı mı? Değil. Ne yazık ki adaleti her zaman tırnaklarımızla kazıyarak elde ediyoruz. Bu dava için de öyle olacak. Ben inanıyorum ki buradaki Adana Bölge Adliye Mahkemesi savcısı dahi bilinçli taksir demiş iken, sanığın tutukluluk halinin devamı gerekir demiş iken, mahkeme kendi savcısının mütalasının dışında olayı basit taksir olarak nitelendirip sanığın tahliyesine karar vermiştir. Hukuki tartışmanın halen güncel olarak bu dosyada devam ettiği, Yargıtay'ın bu karara lehimize değiştireceği inancıyla hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Bu sadece Evrim'in Ekin'in davası değil, bu ülkede dikkatsizce bu araba kullanan, adeta katil gibi araba kullanan trafik canavarlarının katlettiği bütün insanların hukuk mücadelesidir. Ekranlarınıza bir üzücü haber daha getireceğiz. Belçika'da yaşayan Mersinli gurbetçi bir aile Tarsus'a doğru, memleketlerine doğru yola çıktılar
Çok uzun bir yol geldiler. Ancak ulaşacakları evlerine, yakınlarına çok kısa bir mesafe kala otomobilleri takla attı. Belçika'dan Tarsus'a gelmek için otomobille yola çıkan Türk aile TEM otoyolu Tarsus-Çamtepe mevkiinde kaza yaşadı. Otomobilleri takla atan aileden biri ağır 5 kişi yaralandı. Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Üzücü bir haber de Mersin kent merkezinden. Her zaman söyleniyor, emniyet gerekli kontrolleri, denetimleri yapıyor. Belediye zabıtası yapıyor, jandarma trafik yapıyor. Eğitimler veriliyor, uyarıcı broşürler dağıtılıyor. Ama yine de trafik kazalarında toplu taşıma araçlarının sürücüleri şehir merkezindeki kazalarda ne yazık ki başrol oynuyor, özellikle de dolmuş sürücüleri. Tabii bu meslekte hakikaten çok ciddi bir şekilde bir kültür eğitimine ihtiyaç var. Bir dolmuş sürücüsü bütün trafik kurallarını dört dörtlük bilse de içinde bulunduğu ve yaşadığı kültür ve ortam nedeniyle trafik kurallarına uymamayı bir yiğitlik, bir marifet sayıyor. Ve ne kadar az trafik kurallarına uyarsa ve ne kadar hızlı sürerse, ne kadar çok yolcu taşırsa demek ki bulunduğu çevrede o kadar çok takdir görüyor. Böyle bir kültür oluşmuş. O nedenle bizim Mersin'de ve tüm Türkiye'de dolmuşçuluk dediğimiz kültürü baştan aşağı yeniden oluşturmak gerekiyor. Tabii bu 80 yılında başladı bu bozulma, hala da devam ediyor. Eskiler bilirler, daha önceki süreçlerde 70'lerde 60'larda özellikle dolmuşçuluk kültürü çok önemliydi. Delikanlılık, beyefendilik, efendilik, alçak gönüllülük üstüne kurulmuş, takdir gören bir kültürdü. Ama 80'lerden sonra yozlaştı ve günümüze kadar da yoz ve bağnaz bir şekilde gelmeye de devam etti. Toroslar ilçesinde bir dolmuş açık kapıyla seyir halindeyken bir yolcu düştü ve kafasını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Hastanede de hayatını kaybetti. Mersin'de kapısı açıkken hareket halinde olan minibüsten düşen Alişan Eşref hayatını kaybetti. Olay Toroslar ilçesi Akbelen Postanesi yakınlarında meydana geldi. İşe gitmek için Akbelen Mahallesi'nden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binen Alişan Eşref, bir süre sonra yaşlı kadına yer vermek için oturduğu yerden kalktı. Eşref iddiaya göre şoför manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek kapısı açık olan dolmuştan düştü. Ağır yaralanan Eşref, yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alişan Eşref tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alişan Eşref'in cenazesi Yavca Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından dolmuş şoförü ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan lise öğrencisi bir genç, lise mezunu bir genç, iyi bir buluşa, yararlı bir buluşa imza attı. Buluşunun patentini de aldı. Şimdi devletten, ilgili yetkili kişilerden yardım bekliyor. Otomotiv sektöründe ciddi bir buluş.
Mersin'in Mut ilçesinde 18 yaşındaki lise mezunu Nazmi Kumru, elektrikli otomobillerde herhangi bir enerji, güneş, su ve yakıta ihtiyaç duymadan rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirerek, kendi enerjisini kendisi üreterek elektrik parası ödemeye son verecek bir buluşa imza attı. Mersin Yahya Kentmen Lisesi'nde 12. sınıftan yeni mezun oldum. Önce projenin nasıl doğduğundan bahsetmek istiyorum. Her şey işte 9. sınıfın bir yaz tatilinde arabayla yolculuk yaparken işte bir hava akımı oluşuyor arabaların dışarısında işte basınç farkından dolayı. Dedim ki bunu neden kullanmayalım bu rüzgar enerjisini. Ben de hemen bu proje için çalışmaya başladım. İşte 9. sınıf yazında başta fikir aklıma geldi. Evet. Daha sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladım. İşte birkaç ay içerisinde şekillendi. Bir 5-6 ay içerisinde. Daha sonra 10. sınıfın yazı gibi işte çizim, tasarım kısımlarına giriştim. Daha sonra işte patent başvurusunda bulunduk. Yıl olarak 2016 evet. falan oluyor. O civarda başvurduk. 12. sınıfın başı gibi de şeyini almış olduk, testini almış olduk. Proje esasında elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor. Evet. Motorlar olabilir, işte büyük kamyon gibi taşıtlar olabilir, araçlar olabilir. Evet. Rüzgar enerjisini arabanın aküsünde depolamaya yarayan bir sistem. Evet. Aracın ön kısmına yerleştirilen bir pervane sistemi sayesinde rüzgar enerjisini alıyor. Evet. Bu hareket enerjisini de elektrik enerjisine çevirip akü üzerine depoluyor. Çünkü dışarıdan bağlantıya gerek kalmıyor. İşte bu şekilde araçlar, elektrikli araçların menzili uzamış oluyor. İnsanları elektrik masrafı yükünden kurtarmış oluyor. Elektrikli araçların enerji sorununu da bu şekilde çözmüş oluyor proje. Patentimiz bulunuyor şu an. Ama işte şu an önümde bulunan bir maket. Evet. Çünkü bunların daha büyük araçlar üzerinde daha profesyonel sistemlerle çalışılması gerekiyor. Evet. Bunun için de devlet büyüklerinin işte yardım etmesine... Yani bütçe olarak şey değil misin? Hem bütçe olarak hem de işte henüz lise yeni bitirmemden kaynaklı olarak bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü küçük bir ilçede yaşıyorum şu an. Evet. Elektrikli araçların kullanımı giderek artıyor dünya üzerinde. Fakat işte hala benzin otomobillerin önüne geçememesinin sebebi bu depolama sorunu. Çünkü bir depolama saatler sürebiliyor. Aynı zamanda şarj istasyonları hala yeterince yaygınlaşmış seviyede değil. Bu sistemin aslında bir faydası da bu yönde. Elektrikli araçların şarj için bekleme süresini minimuma indirmek. Araçların prize bağlı bir şekilde hem elektrik masrafı üretmesini hem de saatlerce şarjı bekleme sorununu ortadan kaldıracak bir proje. Bu proje sayesinde araçlar hareket ederken bile şarj edilecekler ve projenin ileride giderek geliştirilmesi sayesinde belki de prizlere takılma sorunu tamamen ortadan kalkacak. Bu sayede insanlar hem zamanlar kazanacak hem de ceplerinde para kalmış olacak, elektrik için para harcamamış olacaklar. Bu projenin modeli durumunda esasında bir tribün sistemine dayanıyor. Bu tribün sistemi aracın ön kısmına yerleştiriliyor. Toplanan rüzgar, basınç farkından dolayı meydana gelen rüzgar enerjisi sistem içerisindeki dinamo ve çark sistemiyle önce çark sistemi dönüşü arttırıyor. Dinamo sistem bu hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Daha sonra aracımızda bulunan akü üzerinde bu enerji depolanıyor ve araç için gerekli olan enerji bu sistemde sağlanmış oluyor. Şu an önündeki sistem bu mekanizmanın basit bir modeli. İçel TV'de İçel gündemi devam ediyor. İçel FM'le birlikte ve yerel gazetelerimize bakacağız. Hangi konular okuyucuya aktarılıyor? İlk gazetemiz Yeni Güney. Yeni Güney, Elvan son noktayı koydu diyor. Bir süredir Mersin kamuoyunu meşgul eden yeni yapılacak konteyner limanının Mersin'den başka bir ile kaydırılacağı iddialarına son noktayı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan koydu diyor. Ayrıntılar Yeni Güney gazetesinde diyelim. Ve Mersin gazetesine geldiğimizde aynı konu sürmanşette yer alıyor. Konteyner limanı Mersin'in diyor. Diğer bir haberse hani sağlık hizmetleri ücretsizdi
soru cümlesini başlık yapıyor. Sağlığın ücretsiz olduğu söylemlerinin gerçek olmadığını vurgulayan vatandaşlar, artan sağlık harcamalarının faturası neden bizlere çıkıyor diyerek isyan ediyorlar diyor. Şöyle bir rapor da var Mersin gazetesinde. Bir hastanın raporlu ilaçlarını almasının bedeli belirtilmiş. Eczanenin nakit olarak aldığı ilaç farkı ödemesi 50 lira 58 kuruş. Maaştan kesilecek ilaç katılım payı tutarı 9 lira 83, 83 kuruş. Maaştan kesilecek muayene katılım payı tutarı 32 lira. Maaştan kesilecek reçete katılım payı tutarı da 7 lira. Hani sağlık ücretsizdi diye soruyor haklı olarak Mersin gazetesi. Akdeniz gazetesi de konteyner limanını konu ediniyor. Mersin konteyner limanı Mersin'in olacak diyor. Mersin kamuoyunda son dönemde tartışma konusu olan konteyner limanının başka bir ile kaydırılacağı iddialarına son noktayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan koydu. Elvan'ın komisyon toplantısında konteyner limanını sorduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, limanın Mersin'e yapılacağını teyit etti diyor Akdeniz gazetesi. Çukurova gazetesi de aynı konuya yer veriyor. Konteyner limanı Mersin'de yapılacak diyor. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel mecliste söz alarak bu konuya yer verdi. Ve konteyner limanı planlardan çıkartılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Yardımcısı'nın konteyner limanı Mersin'e yapılacak demesi herhangi bir şey ifade etmiyor. Çünkü planlardan çıkartılmıştır Mersin'e konteyner limanı yapılacak olması diyerek bu konuyu meclis gündemine de taşıdı. Bunu da aktaralım. CHP kanadı da, muhalefet kanadı da planlardan çıkartılmış olan bir şeyin Mersin'e kazandırılacağı nasıl mümkün olacak sorusunu soruyor. Ve İMC gazetesine geldiğimizde İMC diyor ki tarihi rant, kamu binaları ve Mersin-Adana girişindeki tarihi yağ fabrikası, halk arasında İngiliz fabrikası olarak bilinen binanın ticaret ve konut alanına dönüştürüleceğini belirtiyor İMC gazetesi. İngilizlere ait eski yağ fabrikası binasıyla TRT ve Toprak Mahsulleri Ofisi binaları gibi kamu yerlerinin bulunduğu alanın birilerine peşkeş çekileceği iddiaları kent dinamikleri arasında tartışmalara neden oldu diyor. Ve bu tartışmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Tuncay Gökçel çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Ve mimar Abdullah Yılmaz da bu konuya yönelik gazeteye özel röportaj veriyor. Ayrıntılar İMC gazetesinde. Haberci diyor ki bu nasıl adalet? Mersin'de 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin Çakmakçı kardeşlerin ölümüne neden olan kişiye iyi hal indirimi uygulandı ve tahliye edildi diyor. Ayrıntısını haber bültenimizde de ekranlarınıza getirmiştik değerli seyirciler. Ve bu kararın toplum vicdanını yaraladığı düşünülüyor. Ayrıntılar habercide. Ayrıca yine haber bültenimizde ayrıntısına yer verdiğimiz çocuk gelinler, çocuk annelere de değiniyor Haberci gazetesi. Erken yaşta gebelik sorununa çözüm üretemeyen Türkiye yeni bir skandalla karşı karşıya. Tarsus'ta 2018-2019 yılları arasında 147 çocuk gebe vakası olduğu ortaya çıktı. Haber bültenimize de resmi bilgilerle aktarmıştık. Tarsus'ta 200'e yakın çocuk yaştaki kişinin, kız çocuğunun anne olduğu bilgisini ulaştırmıştık sizlere. Ve bu 200'e yakın çocuk annenin %78'lik bölümünü Suriyeli göçmenler, diğerini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. Ve hakikaten vahim bir durum ortaya çıkıyor Tarsus'ta. Ve bu konu ne yazık ki Türkiye'nin ciddi bir sorunu. Bu konulara da yer veriyor Haberci gazetesi. Haberci'den hakimiyete geldiğimizde yine konteyner limanı konu ediniyor. Konteyner limanı Mersin'e yapılacak. Ve bu konuda Lütfi Elvan'ın açıklamalarına yer veriyor Hakimiyet gazetesi.
Güney Gazetesi otoyol hayal mi diye bir başlık atıyor ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in bu konudaki değerlendirmelerine yer veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyol projesi için verdiği soru önergesine itiraf gibi bir cevap geldi. Cevapta Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyol projesi için şimdiye kadar 1 milyon 727 bin 600 Türk lirası para harcandığı ancak 1 metre bile yol yapılamadığı ortaya çıktı. Gökçel'in soru önergesine gelen yanıta göre Çeşmeli Taşucu otoyolu hükümetin 2023 hedef projeleri arasında ancak yapım süresi 4 yıl olan projenin 2023'te hayata geçmesi hayal gözüküyor. Otoyol için KDV hariç 1 milyon 727 bin 600 lira para harcandı ama 1 metre bile yol yapılamadı. Hükümet kanadından bu yönde gelen itirafın ayrıntıları Güney Gazetesi'nde okuyucuya aktarılmış. Tarsus Yeni Ses gazetesi 15 Temmuz'da Tarsus'ta ve Çamlıyayla ilçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz törenlerinin, etkinliklerinin ayrıntılarına yer veriyor. Ayrıca MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in turizm konulu mecliste yapmış olduğu konuşmasının ayrıntılarına da değiniyor Yeni Ses. Haber, Mut'tan Haber gazetesi de Mut ilçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinliklerinin ayrıntılarına yer veriyor. Ve diğer bir gazete, Tarsus Express, Kıbrıs gazilerine madalya verildi diyor. Ve şöyle devam ediyor. Diğer haberlerde yine Tarsus'ta gerçekleştirilen belediye hizmetleri ve diğer sosyal etkinliklerde gazetede ayrıntısıyla yer alıyor. Yeni Doğuş gazetesi Tarsus, Mersin'de gerçekleştirilen 15 Temmuz törenlerinin etkinliklerinin ayrıntılarına yer veriyor. Diğer bir gazeteye geldiğimizde Silifke Göksu gazetesi 15 Temmuz Türk milletinin yazdığı yeni bir destandır başlığıyla Silifke'deki etkinlik ve törenlerin ayrıntılarına yer vermiş. Ve yeni haber, Erdemli gazetesi Erdemli emniyetinden uyuşturucu ticaretine darbe başlığını atıyor. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Erdemli Emniyeti uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı kararlılıkla görevini yerine getirirken gecenin karanlığından istifade etmek isteyenlerin de ansızın tepelerine biniyor. Erdemli'nin sahil kesiminde ve mesire yerlerinde polis ve jandarma 24 saat denetimlerini ve baskınlarını devam ettiriyor diyor gazete. Ve Silifke gazetesi ise Silifke 15 Temmuz'da tek yürek olduğu başlığıyla 15 Temmuz etkinliklerine değinmiş. Diğer bir gazetemiz Mut'un Sesi gazetesi Mut'ta gerçekleştirilen ve Mersin kent merkezinde gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinliğinin ayrıntılarına yer veriyor. Diğer bir gazete Akdeniz Postası Anamur gazetesi Anamur'da demokrasi ve milli birlik yürüyüşü yapıldı diyerek Anamur'daki törenlere yer vermiş. Bozyazı gazetesine geldiğimizde Anamur Festivali hazırlanıyor başlığını görüyoruz. Anamur'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Muz Festivali 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar Bozyazı gazetesinde diyelim ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Günün makalesine bakalım, sonra tekrar birlikteyiz. Yüksel Ekici, Haberci gazetesi 1-2-3. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde akla ziyan işler yaşanıyor. Türkçe konuşalım, Türkçe anlaşalım. Cumhur İttifakı ne istiyor? Kocamaz dönemi mercek altına alınsın 1. Akçeli işler incelensin 2. Çıkan sonuç kamuoyuna açıklansın 3. Kim itiraz edebilir bu isteğe? Benim cevabım hiç kimse. Ama itiraz var. Kimden? Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere tüm CHP grubundan. Hukuki değilmiş. Karar verici olamazmış. Aklayıcı olabilirmiş. Duy'da inanma diyeceğim ama diyemiyorum. Be kardeşim, sen Millet İttifakı olarak bu seçimi kazandın 1.
Partin karşı ittifakla mücadele halinde 2. Geçmiş yerel iktidarın her yanlışı sana zaman ve puan kazandıracak 3. Kim böyle bir avantajı kullanmak istemez? 1. Hangi akılsız muhalefetle barış fırsatını kaçırır? 2. Nasıl bir yönetici sorumlu olduğu kente seçmenlerine doğruları anlatma fırsatını geri çevirir? 3. Hangi siyasetçi muhalefet böyle bir fırsatı altın tepside sunar? 4. Lafın sözün bittiği yerdeyiz. Muhalefet hesap sor diyor, iktidar sormam diyor. Ortak olsan bu kadar koruyamazsın birader diyecek bir sürü insan var. Eski iktidar beni sorgula diyecek, sen ne gerek var takılmayın bu işe diyeceksin. O zaman yeni soru şu, sen kimsin? 1. Aklın başında mı kardeşim? 2. Sen neymişsin be abi? 3. Sevdiğim laflar, ört ki ölem. Intermersin.com sitemize bakalım hangi haberler yer alıyor. Gurbetçilerin Belçika'dan Tarsus'a gelirken yaşadıkları trafik kazası ayrıntılarıyla üzücü bir şekilde yer alıyor Intermersin.com sitesinde değerli seyirciler. Ve Intermersin.com'la devam ediyoruz. Şöyle bir başlık görüyoruz. Tarsus'ta yıldırım düştü ve 25 küçükbaş hayvan telef oldu başlığını görüyoruz. Tarsus'ta aşırı yağışlarda yüksek kesimlerde yıldırım düştü ve 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Mersin Büyükşehir Belediye otobüsü kaza geçirdi. Tarsus'ta bir kamyonla çarpıştı Büyükşehir Belediye otobüsü Belen mevkiinde ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mezitli'de muhtarlarla bir araya geldi ve Mezitli Arıtma Tesisi'nin Eylül ayında hizmete gireceği bilgisini verdi. Toroslar ilçesinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz mahalle şenliklerini başlattı. Şenlikler ilçede, mahallelerde çocukların, vatandaşların yaz aylarını neşeli bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Bu konuya yönelik ayrıntılar yer alıyor sitede değerli seyirciler. Ve yine intermersin.com sitesine baktığımızda belediye hizmetleriyle, Mersin'deki spor gelişmeleriyle ilgili haberleri görüyoruz. Ve Tarsus İdman Yurdu'yla ilgili de bir haberimiz var. O haberimizi de şimdi ekranlara tekrar verelim. Tarsus İdman Yurdu. İkinci ligde bu yılda top koşturacak. Hedef birinci lige yükselmek. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı ve yönetimi de belirlendi. Tarsus İdman Yurdu teknik direktörlüğüne de eski Galatasaraylı futbolcu Ergun Pembe'yi getirdi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktörlük koltuğuna Ergun Pembe getirildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Kulüp Başkanı Mustafa Tamer Şendağ ve yöneticiler Ergun Pembe ile bir süre görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından Pembe ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarsus İdman Yurdu gibi köklü bir kulüpte görev almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Pembe, takımı başarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirerek, transfer edilecek futbolcularla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Sezona güçlü bir kadroyla başlamak ve taraftarlara iyi futbol oynayan, sahada çok koşan yardımcılaşma duygusunun üst düzeyde olduğu bir takım izletmeyi amaçlıyoruz, dedi. Ve değerli seyirciler, bugün de İçel gündemini İçel TV'de ve İçel FM'de noktalıyoruz. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda olacak. Bizde kalın, hoşça kalın.